Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital dünyada birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta post-truth ve deepfake çağında yalan tespiti konusunu konuşacağız ve konuğumuz iletişim doktoru Emre Hakçay. Hoş geldiniz Emrah Bey. Merhabalar Tolga, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Takip ediyoruz sizi sosyal medya mecralarından, kitaplarınızı, çalışmalarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesin. Davetin için ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de kucak dolusu sevgiler. Herkese selamlarımı iletiyorum. Evet, yani ben iletişim alanında uzun zamandan beri akademik olarak çalışıyorum. Onun öncesi de çalışmalarım da vardı. Doğal olarak sosyal medyada zaten hani yıllardır aktif bir şekilde yer almaya çalışıyorum. Ama tabii bu arada hobilerimiz de bir anlamda mesleğimiz de oldu. Ben aynı zamanda jandarma genel komutanlığı albay rütbesiyle çalışıyorum ve jandarma genel komutanlığının resmi hesaplarını yöneten ekibin liderliğini yapıyorum. O yüzden evet sosyal medyada bayağı aktif olduğumu söyleyebilirim. Bu arada dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Bizi sosyal medya adreslerimizden, Twitter ve Facebook'tan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Şimdi hocam siz yalan konusunda ülkemizde bu konuda çalışan nadir insanlardan bir tanesiniz. Ve doktoranızı yaptınız, o da yalan üzerineydi. Yine yüksek lisansınız yine bu alanda. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarını yönetiyorsunuz. Bu ekibin başındasınız. Evet. Konumuz yalan ve internet yalanları. Ama önce yalandan başlayalım. Yani gerçek hayattaki yalandan. Yalan yakalanabilir bir şey midir ve yalan nasıl yakalanır? Güzel soru. Şimdi öncelikle aslında hani bu yalan konusunu çalışan, yazıp çizen, anlatan insanlar var da şu anlamda belki nadir olanlardanım diyebilirim. Hem akademik anlamda bu işi gerçekten akademik bir anlamda bir şeyler yapıp eser meydana getiren, aynı zamanda da sahada da bu işle uğraşan biri olarak belki nadir insanlardanım. Çünkü hani biz jandarma subayı olarak tabii pek çok yerde jandarma komutanlıkları falan yaptık. Ve oradaki işimiz zaten çoğunlukla insan. Yani bizim sermayemiz insandır yani sonuçta. Konuşmaktır, iletişimdir. Şimdi orada tabii insanlar hep iyi şeyler içinde gelmiyorlar. Bazen şüpheliler geliyor, büyük ciddi suçlar işlenmiş oluyor falan. O sahanın içerisinde o yalanla birebir boğuşup bunu akademik sahaya aktarmak tabii ki farklı bir şey. Yalan dediğimiz zaman akademik olarak şöyle tanımlanıyor. Doğru olmadığını bildiğiniz, yani gerçekten doğru olmadığını bildiğiniz bir bilgiyi karşı tarafa bilinçli olarak aktarmak yalan olarak kabul ediyor. Yani burada bilinçli olmak, karşı tarafa aktarır olmak çok önemli. Yalan tabii ki de tespit edilebilir bir şey. Yani bununla alakalı tabii yıllardır çalışmalar var yurt içinde, yurt dışında. Yalan tespit edilebilir bir şey. Özellikle insanlardaki davranış değişiklikleri, hayatın olağan akışına aykırı konular gündeme geldiğinde bunlar tespit edilebiliyor. Ama hepsi mi tespit edilebiliyor dersek, bu mümkün değil. Çünkü sonuçta yalan çoğunlukla beynin içerisinde olan bir şey. Yani mesela ben sana diyebilirim ki Tolga sen benim en iyi arkadaşımsın. Ben seni çok seviyorum diyebilirim. Bu benim beynimin içerisindedir. Ben bunu yalan da söylüyor olabilirim. Senden hiç haz etmiyor da olabilirim. Ama o pozisyonda bunu fark etsem de karşı tarafını itiraf etmediyse tabii bunun tespiti o anlamda biraz zor. Sadece sen şüphelenebilirsin. Ama bunun doğru olup olmadığı konusunda tabii netleşemeyiz. Yalan hayatın içerisinde olan bir konu. Çok küçük yaşlardan itibaren yalan söylemeye başlıyoruz. Bazen çocuklarımızı da bunu aslında yönlendiriyoruz. Hani nezaketen oluyor bunlar, bilmem ne oluyor ama bir yerden sonra tabii ki bunlar çocukta bir kalıcı davranış değişikliğine sebebiyet verebiliyor. Yalan çok kapsamlı, çok detaylı, çok fazla bilinmeyenleri olan bir kavram aslında ve hayatın gerçekten içerisinde olan bir fenomen. Hatta bununla alakalı Depoğlu var. Bella De Paola isminde çok eski bir akademisyen var. Bir yalan denizinde yüzüyoruz diyor bir makalesinde. Ki hakikaten ben de doğruluğuna inanıyorum yani. Gartner Araştırma Enstitüsü 2018 yılında yaptığı bir araştırmada şöyle diyordu. 2022 yılına geldiğimizde internette
doğru bilgiden çok yalan bilgi olacak. Çünkü botlar ile beraber interneti tam bir kirli bilgi denizi haline getirecek diyordu. Şimdi tabii ki yalanlar böyle giderken internetteki yalanların aslında temel sebebi toplum mühendisliği, toplumu hareket ettirmek ve aslında herkesi kendi yankı odasına hapsederek toplumu yönlendirmek. Şimdi internet yalanlarına, dezenformasyon ve mizenformasyona baktığımız zaman markalar konusunda ya da başka konularda internette böyle yalanlar yapılıyor işte. Çeşitli oteller ya da işte markalar, mobilya markası olabilir, bilgisayar markası olabilir ya da işte öğrenci grupları kendi aralarında olabilir. Kendilerine iyi yorumlar yazıyorlar ki insanlar kendilerine gelsinler ya da dernekler olabilir. Şimdi biz buna baktığımız zaman insan neden yalan söyleme ihtiyacı duyar ve yani yalan gerçekten işe yarar bir şey midir? Yani yalancının mumu yatsıya kadar yatsı da söner mi? Komutanım, şunu sormak istiyorum aslında size. Biz internette niye yalan söylüyoruz ya da Instagram'da neden olmadığımız gibi görünmeye çalışıyoruz ya da Twitter'da neden bilmediğimiz şeyler hakkında yazıyoruz? İnsan neden dijitalde daha çok yalan söylemeye meyilli? Şunun acizane paragrafta kaç tane soru sorduğum belli değil. Tolga, neresinden başlarız bilmiyorum da. Yani yalancının mumu konusuna gelirsek mesela oradan başlarsak. Sevil Atasay hocamın, Sevgili hocamın böyle gündeme getirdiği, daha doğrusu meşhur ettiği bir söz var. Kusursuz cinayet yoktur diye. Ben de onu kusursuz yalan yoktur diye çevirdim. Çünkü yalan dediğiniz şey doğrulara illaki tutunuyordur bir tarafından ama yani çok fazla boşluk alanı olduğu için bir şekilde ortaya çıkabilir yani sonuç itibariyle. Hani hata yapabilir insan, hafıza yanılabilir, tereddüt edebilir vesaire ya da bir takım ispatlar ortaya çıkıp yalan ortaya çıkabilir. Ama tabii burada şey diyor Sevil Hoca, kusursuz cinayet yoktur, sadece beceriksiz dedektifler vardır diyor. Benzer şekilde yani siz eğer okumayı bilmiyorsanız, karşınızda gene tanımıyorsanız ya da çok böyle körü körü inanıyorsanız elbette ki bu ortaya da çıkmayabilir. Şimdi bu insanlar neden Instagram'da, Facebook'ta, şurada, burada yalan söylüyor dediğin zaman bunun o kadar çok sebebi var ki. Bir defa sıradan insan, herhangi bir kötü amacı olmayan insan kendisine olmadığı bir karakter çizmeye çalışıyor. Eskiden bunlar çok daha fazlaydı. Bu şey zamanlarında gençler belki hatırlamazlar. Şu eski ICQ'lar vardı, memeler vardı, böyle eski chat programları falan vardı mesela. Orada bunlar çok daha yaygındı, çok daha böyle uydurma karakterler çiziliyordu. Şimdi artık sosyal medya mecraları da daha böyle kendi şeyini ortaya koyacak, kimliği ortaya koyacak şeyler yapıyorlar mesela. Biraz daha zorlaştı ama buradaki amaç en basitinden kendisini olduğundan farklı göstererek farklı bir arkadaş çiziyor. Yani normal zamanda ulaşamayacağı insanlara ulaşmak bir defa olabilir bir. Bu en iyisi. Ama bunun ötesinde menfaat temin etmek, karşı tarafa zarar vermek, karşı tarafı itibar ne diyorlar ona, itibar katliamı yapmak gibi o kadar çok sebeplerle yalan söylenebiliyor ki. Yani mesela ben belli örgütleri falan görüyorum şeyde. Mesela Twitter'ı tabii doğal olarak, bir de ben Twitter'da çok fazla aktifim. Sürekli takip ediyorum hashtagleri. Abuk subuk böyle anlamsız işte cinsel içerikli falan hashtagler ortaya koyuyorlar. Ve bir anda yükleniyorlar böyle bunlara. Ondan sonra ve bir anda bir insanı çok kolay bir şekilde bütün meslek hayatını alt üst edebilirler. Bütün kariyerini alt üst edebilirler. Uydurma fotoğraflarla, İşte ne bileyim itirafla, iftiralarla vesairelerle. Yani bunların tabii bir sebebi de maalesef bu. Ama öte yandan toplum mühendisleri dediğin şey tabii çok daha kapsamlı. Bunlar çok daha büyük sebep şeyleri de değişimlere de neden olmak için de bunları yapabiliyorlar. Bunun ötesinde tabii bu şeyler de var biliyorsun. Bu sahtekarlıklar var. Telefon da insanları kandırarak ondan sonra onların paralarına çökmek, mal varlıklarını sattırmak, bunları böyle küçük düşürecek tarzda hareketler yapmak şeklinde çok enteresan şeyler de gündeme de gelebiliyor. Yani bunların hepsi yalanın farklı yüzü. Güzel bir söz var. Doğrunun bir yüzü vardır diyor. Yalanın ise pek çok yüzü. Ama aslında bu da tam gerçekçi değil. Maalesef
doğru da çok fazla şekil değiştirebiliyor. Doğru da kişiye göre değişebiliyor. Mesela bir Miller kanunu denilen bir şey var. Diyor ki Miller kanunu, sana söylenen her şeyi önce diyor doğru kabul et, ondan sonra üzerine konuş diyor. Yani bu kimin doğrusu? Ondan sonra soru soruyor. Önce diyor doğru kabul et. Ama bu kimin doğrusu? Gerçekten de öyle. Çünkü insanlar kendi doğrularını yaratabiliyorlar. Kendi doğruları doğrultusunda efendim bir takım yapılandırmalar ortaya çıkabiliyor. O kadar çok şey var ki bununla alakalı Tolga. Neresinden başlasak? Yani daha böyle somut bir örnek üzerinden belki daha iyi konuşabiliriz diye düşünüyorum. İnternetteki yalanlardan konuşacaksak en güncel konumuz aslında infodemi hocam. Yani Evet. infodemi konusu gerçekten çok önemli ve aslında koronavirüs kadar tehlikeli yalan bilgi salgını. İstiyorsanız infodemiden bahsetmeden biraz yalanın tarihinden bahsetsek, işte ilk yalanlar nasıl söylenmiş radyoda ya da ilk toplumsal işte olaylar nasıl gerçekleşmiş, işte radyo tiyatrosundan başlayarak bunları anlatabilirsiniz isterseniz. Evet, yani tabii bunlar hani yalanın da ötesinde aslında bir manipülasyon olayı. Mesela Orson Welles'in işte çok bilinen bir radyo programı vardır. Ondan sonra program esnasında yetişin diyor, işte dünyayı diyor uzaylılar istila etti diyor. Ve ondan sonra insanlar o kadar ciddi bir şekilde inanıyorlar ki, çünkü radyoda olan televizyon, o zaman için sadece radyo var zaten. Radyoda söylenen şey zaten kafadan doğruymuş gibi kabul ediliyor. Orson Welles gibi bilinen bir yazar yalan söylemezmiş gibi ortaya çıkıyor. Ve bir anda yani bütün toplumu ayaklandıracak tarzda mesela bir takım hareketler oluyor. Ve bu esnada ölen insanlar var, biliyor musun? Uzaylılardan kaçacağım diye hayatını kaybeden insanlar var. Yani onu düzeltene kadar, o yalanı ya da o manipülasyonun gerçeğini anlatana kadar ülke alt üst olmuş. Mesela bu çok ciddi, hani bu anlamda bir başlangıçtır bunlar yani. Ondan sonra bu malum İstanbul'daki gayrimüslim vatandaşlarına yönelik 6-7 Eylül olayları mesela yine böyle başlamıştır. Asparagas bir gazetede yazılan bir uydurma bir yazı, atamızın evi bombalandı Selanik'te diye. Ondan sonra hazırlanmış bir grup insanla bilmem neyle pek çok şey ortaya çıkabilir. İnsanları her türlü yalana inandırabilirsiniz. Yeter ki 7 tane takipçiniz olsun derler. 7 kişi inansın size. Anlatabildim mi? Hep böyle başlar zaten işler. Yani sizi koşulsuz inanan, destekleyen 7 kişi varsa herkesi her şeye inandırabilirsiniz. Yani bunlar böyle hani, ki 7 kişiden de çok daha fazla kişiyle tabii başlamış olaylar bunlar. Ondan sonrası artık hani günümüze geldiği zaman yalanın süslenmesi, yalanın alternatiflendirilmesi, nasıl diyelim, yalanın gerçekçi hale getirilmesi artık o kadar kolaylaştı ki yani insan şaşırıyor zaten. Mesela herhalde bu deepfake olayına da gireriz diye düşünüyorum. Evet. Yani çok enteresan bir şey. Mesela cep telefonunda bir program var. İşte herkes biliyordur, ondan sonra o şey sinema görüntülerini almışlar. Yüzünü çekiyorsun. Ondan sonra saniyeler içerisinde seni o yüzünle o sanatçının ikisini bir araya getiriyor mesela. Bu en basiti. Bu çok çok basiti ama bu kadar gerçekçi bir şey yapıyor. Bir de bunun gerçek anlamda uğraşılarak edilerek, yani deepfake sanatçısı mı denir artık bunlara bilmiyorum. Gerçek anlamda manipüle edilen görüntüler var ki, yani size söylemediğiniz şeyleri söyletebilirler, yapmadığınız şeyleri yaptırabilirler. Ve bunların tespiti bence gitgide çok daha zorlaşıyor. Yani eskiden mesela Photoshop'la vesaireyle fotoğraf üzerinde oynanıyordu, ediliyordu. Bunlar işte pikselinden, şusundan, busundan falan filan tespit ediliyordu. Bu gitgide artık o kadar gerçekçileşiyor ki bunun artık tespiti de çok zorlaşıyor bence. Yani bence ilerleyen zamanda adli bilimlerin bir kolu da aynen bu deepfake gibi dijital anlamda manipüle edilmiş görüntülerin vesairenin çok daha böyle gerçekçi görüntülerin tespiti üzerine olacak ve bu çok faydalı bir bilgi olacak. Çünkü şöyle bir şey vardır. Suç her zaman için maalesef suçu kovalayan insanlardan daha hızlı ilerler, daha öndedir. Çünkü insanların kafası hep buna çalışır. Ön almaktan ziyade biz takip etmek zorunda kalırız. Yani bir suç ortaya çıkar, kolluk artık o suçu önlemeye yönelik bir şeyler yapmaya başlar, çalışmaya başlar.
İşte bu deepfake konuları falan artık yani bunlar yalanın zirvesi yani. Hani bunları böyle çok basit kitaplarla, şunlarla, bunlarla halledemeyeceğiz gibi görünüyor. Bir de bilinen de bir gerçek vardır ya. Bir yalanı çok fazla söylersen, çok büyük söylersen, arka arkaya söylersen bir şekilde insanlar buna inanmaya başlar. Algı bir yerden sonra şey olabilir, gerçekmiş gibi kabul edilebilir. İnternette ya da bu dijital mecralar da buna aslında çok mecaz şey ne derler, buna çok kolaylık sağlıyor. Çünkü bir sürü bot hesaplar falan mesela açıyorlar. O bot hesaplardan aynı konuyu tekrar tekrar işliyorlar. Tekrar tekrar işliyorlar. El ele bir hashtaglere falan tırmandıktan sonra zaten insanlar da görmeye başlıyor. O bilen bilmeyen onun üzerinde yorumlar yapmaya başlıyor falan. Yani artık bu yalanları güncellemek, şey yapmak çok basitleşti. Tolga öyle böyle değil. Yani bir anda bunu bir kar topu gibi atıp bir çığ haline dönüştürebilirsiniz ki bunları görüyoruz da zaten yani. Ne dersin? Burada Göbels'in dediği gibi bir yalan defalarca söylerseniz herkes buna inanır Evet. diyor. Tam olarak Evet, dediğin evet, evet. şeyde Aynen öyle. şimdi bugün Aynen öyle. post-truth ile insanlar gerçeği yeniden oluşturuyorlar aslında ve dediniz ki 7 takipçiniz Aynen. varsa, size 7 tane inanan kişi varsa siz bunu işte yapabilirsiniz ve işi büyütebilirsiniz. Bugün gördüğüm Kesinlikle noktada öyle. siber linçlerden biraz bahsetmek isterim. En büyük yalanlar aslında burada ortaya çıkıyor. Ortada bir yalan var ve bir anda herkes o kişiyi siber zorbalık yapıyor. Siber bir saldırı yapıyor ve sonrasında anlaşılıyor ki aslında böyle bir şey yokmuş. Ve yine işin ilginç kısmı, internette bir yalan söylediğiniz zaman sizi binlerce kişi retweet ediyor, paylaşıyor ama aynı sayfa bunun doğrusunu söylediği zaman, tekzip ettiği zaman, ki bu pek gördüğümüz bir olay değil maalesef. Yani 50 bin kişinin paylaştığı şeyin doğrusunu 50 kişi bile paylaşmıyor. Yani insanlar aslında yalana bir ilgileri var. Sansasyona karşı bir ilgileri ve merakları var. Var. Kullanıcıların yalan bilgilerden kaçınması için internet okuryazarlıklarını, yeni medya okuryazarlığı konusunda kendilerini geliştirmesi için yalan bilgiden nasıl arınabilirler? Nasıl bir filtreleme mekanizması geliştirebilirler? Ya şimdi şöyle bir şey var. İnternette şimdi biliyorsun bu mecralar ücretsiz mecralar ama tabii ki de bunun ücretini siz kendi kişisel verilerinizden vererek, feragat ederek siz onları aslında şey yapıyorsunuz. Bir anlamda daha kıymetli bir şekilde siz onun parasını aslında ödemiş oluyorsunuz. Şimdi o yüzden insanlar hani ücretsiz olsa da bu beğeni ve retweet vesaire çok ciddi bir maliyetli bir şeymiş gibi görünüyor. O yüzden mesela çok şeyde mesela beğenmeden falan takip edip öyle geçen insanlar da var. Ama mesela bu türden bir şey mesela A şahsı İşte bilmem ne çocuğu taciz etti, şu oldu, bu oldu. Bakın, A şahsını tanımıyorsunuz. Söyleyeni tanımıyorsunuz. Bahse konu kişiyi de tanımıyorsunuz. Bunun tamam bir yalan olabilir. Ama insanlar bunu retweet ettikleri zaman, beğenip de retweet ettikleri zaman, yaydıkları zaman bir sosyal sorumluluğu yerine getirmiş gibi hissediyorlar. Anlatabildim mi? Ama bunun doğruluğunu hiç araştırmıyorlar. Evet doğru da olabilir. Doğruysa da hakikaten de bir şeyler yapmak lazım. Bugün pek çok konuda özellikle kadına şiddet vesaire konularında sosyal medyanın gücü sayesinde çok daha farklı sonuçlar da elde edilebiliyor. Ama bunun doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? Oradaki kişi siz de olabilirsiniz yani. Sonuçta orada itibar cellatlığı yapılan, dijital linçe maruz kalan kişi siz de olabilirsiniz. Derdinizi anlatana kadar siz bir tane ağızsınız, adı bir tane klavyesiniz, bir tane hesapsınız. Ama sizin üzerinize gelen binler var mesela. O yüzden bunu doğruluğunu netleştirmeden mümkün mertebe bunlardan kaçınmak lazım. Sırf sosyal sorumluluk yerine getirmek için retweet etmekten vesaireden falan kaçınmak lazım. Birkaç kanaldan araştırmak lazım. Dijital yalanların ortaya çıkması için normal yalanlar da aynı şekilde aslında. Kulağınıza mantıklı geliyor mu ya bir şey mesela? Bir şey söyleniyor. Bu sizin kulağınıza mantıklı geliyor mu? Kulağınıza mantıklı gelmiyorsa o zaman burada bir saçmalık vardır yani. Bir dönem ben hatırlıyorum çalıştığımız bir yerde yani bir meslek
arkadaşımız bir Zaytun haberini gerçekmiş gibi algılayıp, tabii ki Zaytun'dan da haberi yoktu, Zaytun haberini gerçekmiş gibi ele alıp onunla ilgili işlem yapmaya falan kalktı mesela. Anlatabildim mi? Yani ya bir bakmak lazım. Yayınlayanı kim? Gerçek bir hesap mı? Mesela bir diyelim bir konu atılmış ortaya ama hesap daha yeni açılmış mesela. O gün açılmış bilmem ne. Ya bundan bir şüphelenmek lazım yani. Ben mesela Facebook'ta birisi benimle irtibata geçmek istiyorsa onun profiline giriyorum. Bakıyorum kaç yıldan beri mesela Facebook'ta. Anlatabildim mi? Eğer eski bir hesap değilse ben güvenmiyorum mesela. Bu özellikle de açılmış bir şey olabilir. Dediğim gibi çeşitli kaynaklardan da teyit etmek de gerekir. Yani böyle kafamıza göre sırf bir sosyal sorumluluğu yerine getirip de böyle bir sorumluluk atacağım diye düşünerek bu türden yaklaşımlar içerisine girmemesi lazım. Ben herkese öncelikle bunu tavsiye ederim. Yoksa hani bunu alışkanlık haline getiren insanlar da olabilir. Bundan menfaat temin eden insanlar da olabilirler. Bu zor durumda kalan insanlar biz de olabiliriz, evlatlarımız da olabilir, yakınlarımız da olabilir. O yüzden bunlara çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim retweetimizde belki bir şey olmaz, bir faydası olmayabilir ama çok fazla zarara uğrayabilir insanlar. O yüzden bir şeyler netleşmeden harekete geçmemek lazım diye düşünüyorum. Şey var mesela, böyle bir örnek vereyim. Bir nasıl oldu? Bir şey hastalıkla alakalı bir konu vardı. Bir kayıp vardı galiba. Bir kayıp için destek istiyorlardı filan. Telefon numarası vesaire de verilmiş. Ben de mesela gayri ihtiyar retweetledim falan. Sonra altına yazdı. Aramışlar o numarayı mesela. Adamın hiç alakası çıkmadı. Bilmem ne olmadı falan. Bu türden şeyler de olabiliyor yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım falan. Yani aslında burada sizi bile aldatmışlar. Bir açıdan aynen. Ya şöyle, aldatma konusu şu şekilde. Ben genel olarak da herkese de aynı şeyi söylüyorum. İnsan inanmak istediği yalana inanır. Ya da sorgulamazsa inanır. Ben mesela onu hiç sorgulamamışım. Bir çocuk fotoğrafı var, bir telefon numarası var, bilmem ne, bana gerçek görünmüş. Ben onu retweet etmişim. Aldanırsın yani. Benim ondan sonra yıllarca beraber öğrencilik yaptığım, görev yaptığım bir mesai arkadaşım mesela yıllarca bir terör örgütünün üyesiymiş. Bunu da mesela sonradan ortaya çıktı, öğrendik. Ama hiç sormadım ki ben ona o soruyu. Sorsam bakın, bir yalanı ortaya çıkartmak için önce soru sormanız lazım. Soru sorduğunuz zaman sizin kafanızda taşlar farklı şekilde oturabilir. Şüpheler ortaya çıkabilir. Şüphelerden bir takım ipuçlarına gidilebilir. Karşı taraf bu sorudan dolayı etkilenip bir takım duygusal geri dönüşlerden dolayı davranış değişiklikleri gösterebilir. Siz bundan şüphelenebilirsiniz vesaire. Önce soracaksınız Tolga. Sormadan hiçbir şeyi cevaplandıramazsınız. Hiçbir şeyi ortaya çıkaramazsınız. Bir yalan kendi kendine kolay kolay ortaya çıkmaz. Siz yalanı sorgulayacaksınız. Aynı şekilde internette de bir şey çıkmışsa sorgulayın bunu. Şey falan var mesela, hate.org gibi vesaire. Bir takım mesela yurt içinde de bazı şeyler var, siteler var. Özellikle bir takım konuları araştırıyorlar. Ondan sonra onlar üzerinde dijital araştırmalar yapıyorlar, sahir araştırmalar falan yapıyorlar. Ya bunlara falan bakmak lazım. Bir kısmı da bunların hani tarafı da olabiliyor ama hani körü körüne bir şeyi genel olarak inanmamak lazım zaten. Hani sadece bu internet yalanlarıyla alakalı, gündelik hayatta da böyle. Karşımızdaki insanın bize yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Yani mesela klasik şekilde elleri mi titrer, gözlerini kırpmaya mı başlar? Aslında bu hepimizin ilgilendiği bir konu. Abi, karşımızdaki şey bize yalan söylediğini ya da birisi bize bir şey satarken, yani en çok ilk dikkat etmemiz gereken şey nedir? Bize karşımızdaki yalan söyleyip söylemediğini anlamak için. Davranış değişikliğidir. Yani bu herkesle farklı gerçekleşebilir. Yani hep söylenen bir söz var bu alanda. Bu konuda bir şey yok. Pinokyo etkisi ya da Pinokyo işareti gibi bir şey yok. Yani şunu yapıyorsa kesin işte yalan söylüyor. Gözünü kaçırıyorsa yalan söylüyor. Dik dik bakıyorsa yalan söylüyor. Burnunu karıştırıyorsa, böyle bir şey yok yani. Yani herkesin davranışı bir diğerinden farklı olabilir. Genelleştirebileceğimiz pek bir şey yok bu konuda. Ama ne var? Şu bir bilinen bir şey. Davranış değişikliği her zaman için şüphelendirmesi gerekir.
Stres işaretleri her zaman için şüphelenmesi gerekir. Yani bir kişiyi normalini biliyorsunuz. Normalde işte onunla konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Ondan sonra tanıdığınız bir kişi vesaire. Belli bir durumda, belli bir soru sorulduğunda eğer farklı davranıyorsa, farklı hareket ediyorsa o zaman şey yapmak lazım. Bundan bir şüphelenmek lazım. Bir stres durumu söz konusuysa. Yani hiçbir şey olmasa, hiçbir şey olmasa burada bir yanlış giden bir şeyler olduğunu düşünebiliriz. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani normal bir şekilde konuşuyorsunuz insanlarla. Bir şey sordunuz mesela. Şüphelendiğiniz bir konuyu sordunuz. Orada mesela farklı bir şey, normalden farklı yapmaya başladı. Bakıyorsa gözlerini kaçırdı, tedirginleşti. İşte sesi mesela yalan söyleyenlerin çoğunlukla stres altında sesleri tizleşir. Neden? Çünkü yalan insanda ağız kuruluğu yapar genel olarak. Ağzı ve boğazı kuruduğu zaman ses titrekleşir, titizleşir. Daha fazla bağırmak zorunda kalır çoğunlukla insanlar sesi çıksın diye mesela. Bu bir yalan işaretidir yani. Ama bunun nerede ortaya çıktığı çok önemli. Yani soruyu sorarken amaç dahilinde soracaksınız. Hepsini bir anda söylemeyeceksiniz. Ve insanların yalan söylemesine izin vereceksiniz. Hemen böyle mesela ifade alırken falan da kural olur. Mesela şimdi konuşmaya sordunuz bir soruyu. Bir anda bir şey söyledi. Yalan olduğunu biliyorsunuz. Hemen ya yalan söylüyorsun falan değil. Bırak adam hepsini anlatsın. Bütün her şeyi sen inandığını düşünerek bütün her şeyi açıklığıyla anlatsın. Ondan sonra bir yere geldiğinde bu şeyleri, çelişkileri siz ortaya koyacaksınız. Böyle böyle yalan ortaya çıkacak. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani yalanı ortaya çıkartmak için bir soru sormanız lazım. İki davranış değişikliklerini çok iyi izlemeniz lazım. Üç insanların yalan söylemesine izin vermeniz lazım Tolga. Önemli bilgilerdi benim için. Şu çok önemliydi. İnsanları hemen yalanla açığa çıkarmayın. Hepsini söylesin. Tabii. Hepsini bir anda ortaya koyun ki artık oradan dönüş olmasın diyorsunuz. Aynen öyle. Yani yoksa öbür türlü yani siz mesela ilk başta hemen adamın karşısına aa bunu yalan dersen eğer o senin bir şeyleri bildiğini fark edecektir. Belki yalan söylemeye daha fazla devam etmeyecektir. Bir takım şeyleri farklı kapatacaktır. Şüphelenmediğini düşündüğü için daha rahat konuşacaktır vesaire. Halbuki her anlatılana inanıyormuş gibi dinleyin. Yani ilk başta her anlatılana inanıyormuş gibi dinleyin ki insanlar anlatmak için şey bulsunlar, cesaret bulsunlar. Bunu mesela şeyler falan çok yaparlar. Kadınlar falan çok yaparlar. Mesela eşlerine, partnerlerine bir soru sorarlar. Çok da böyle çocuksu bir şekilde sorarlar. Gözlerini aç hafif böyle kafasını yana yatırarak soru sorarlar. O karşısındaki erkek anlatmaya başlar. O kadın çok güzel inanır ya. Aa gerçekten, gerçekten vallahi mi falan filan dedikçe karşısındaki adam cesaret bulur ve daha fazla yalan söylemeye başlar. En sonunda da bunları yüzüne vurur. Bu aslında bir kadın taktiğidir. Mesela genel itibariyle. Bunları siz de uygulayabilirsiniz yani. Yani siz de bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Karşınızdaki insana inanıyormuş gibi yapın. Asla inanmıyormuş gibi davranmayın ki karşınızdaki yalan söylemek için cesaret bulsun kendini. Anlatabildim mi? Çok açıklayıcı oldu. Gerçekten öğrenmiş olduk yani. Karşımızdakine direkt yalan söylüyorsun dememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Demeyeceksin. Kesinlikle demeyeceksin. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı ne bir program oldu. Ne çabuk bitti Tolga ya. Evet. 30 dakikayı bitirdik. Ne yapalım bence? Yapalım. En kısa sürede daha detaylı ve kapsamlı şekilde tekrarını yapmayı çok isteriz. En teşekkür kısa ediyoruz. Sürede yapalım. Programımıza ben katılalım. Teşekkür ediyorum. Davet için çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de sabrından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz adına da tekrar teşekkür ediyorum. Bu hafta konuğumuz iletişim doktoru Emrah Akçay'dı ve kendisiyle post-truth ve deepfake çağında yalan tespiti üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.